Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gün aralıklarla devam eden yağmur ve Toros Dağları'ndaki Aksıfat bölgesinde eriyen kar suları Limonlu Mahallesi'nden geçen Limonlu Deresi'ne sel suyu olarak ulaştı. Islah duvarından taşan sel suları sebebiyle dere kenarındaki site ve apartmanlar, narenciye bahçeleri, muz seraları, sebze tarlaları sular altında kaldı. Sel sularının içme suyu hattına zarar vermesi dolayısıyla bölgeye içme suyu verilemediği de öğrenildi. Mahalledeki muz seraları, limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ve fasulye tarlaları sular altında kaldı. Bölgede üreticiler sel sularının daha da yükselmesinden endişe ediyor. 2-3 gündür yağmur yağdığı için yani Limonlu deremiz taşıyor. Ve biz yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yani yetkililerden bir yardım istiyoruz. 2 gün 3 gün yağmur yağdı mıydı? Karın erimesi ve derenin içinin temizlenmediğinden dolayı mağdur duruma düşüyoruz. Sitemiz her zaman için su altında kalıyor. Buna bir ivedilikle sorun çözülmesi, devletten yardım bekliyoruz. Halimize bakın. Ne yapacağız biz? Ben bir eşyam battı, ikinci eşya getirdim, yine selin içinde kaldım. Her sene aynı şey. Bu sel geliyor, bu kaçıncı basışı. O gün hiç uyumadık, sabaha kadar suyla uğraştık. Yetkililerimize sesleniyoruz, bize bir çare bulsunlar. Limonlu mahallemizde 3 ayda 4. kez sel suyu gelmiştir. Seralarımız su içerisinde, giremiyoruz. Narenciye bahçelerimiz su içerisinde. Bu seram benim seram. Ben seramın bakımını yaptım, gübresini attım. 1 milyon 700 bin liralık gübre atmıştım şu anda. Çiftini sürdürdüm. Şu anda işte heder oldu, bütün şeyimiz gitti. Bakımını yaptık, her şeyini hazırladık. 4. suyun gelmesi bizi heder etti, gitti. Yetkililerin ilgilenmesini bekliyoruz. Bizimle ilgilensinler, limonluyla ilgilensinler yani. Vatandaşımızın bütün ekmiş olduğu fasulyesi, sebzesi, limon bahçesi, seraları hepsi mahvoldu gitti.